Hem hakikati meslekleri ve mesleklerinin lazımı, tamlama olduğu için yine kafunun geliyor. Mesleklerinin lazımı ve muktezası, yani mesleklerinin iktizası, gerektirdiği, lüzumu anlamında. Muktezası odur ki, bağlaç olan ki, çünkü he ile yazılmış. Yazılmıştır. Odur ki yazılmıştır. Her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh de çirkin anlamında, hoş olmayan, kerih görülen, çirkin görülen anlamında ve müstekreh ve gayrimakul yani makul olmayan hulasa-i mezhepleri, yani mezheplerin hulasası, özü, işin özeti anlamında. Mezhep de gidilen yol demek. Mesleklerinin lazımı ve zaruri, yine datla yazılıyor. Zaruri muktezası olduğunu, şurada kayından sonra nun var, sonra da okutucu ye var, virgül. Gayet bedihi yani açık seçik ve kat'i, kesin. Ayın ve ye. Bürhanlarla yani delillerle şüphesi olanlara tafsilen, şurada tenvin geliyor, tafsilen yani çok ayrıntılı, tafsilatlı olarak, şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye. Burada da dipnota geçiyoruz. Aşağıdaki haşiyeyi, yani dipnotu okuyalım. Haşiye. Bu risalenin sebebi telifi, yani telif yazılmasının sebebi gayet tecavüz ederek ve gayet çirkin bir tarz ile hakaiki imaniyeyi tezyif edip, yani iman hakikatlerini küçük düşürüp, alaya alıp, tezyif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, bozulmuş aklı yetişmediği, aklının almadığı, kabul etmediği bir şeye hemen hurafe deyip, batıl deyip, yanlış deyip, uydurma deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, dinsizliği tabiatçılık fikrine bağlayarak veyahut da her şeyi tabiattan bilerek, Allah'ı inkar için sadece tabiatı kabul ederek Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, yani şiddetli bir öfkeyi bunları yapanlara karşı kalbe verdi ki, şiddetli ve galiz, yani ağır, kaba tokatları o mülhitlere, o ilhat eden dinsizlere, inkar edenlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. Yemek şeklinde olduğu için yedirmek iki eylem oluyor. Yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyyindir. Yani yumuşak sözdür, naziktir. Kısaca bu haşiyeyi de toparlarsak, bu risalenin diyor yazılmasının sebebi bozulmuş aklı yetişmediği İslam iman hakikatlerine hakaret eden, onu küçük düşürmek için bir mücadele içine giren dinsizlerin kendilerine tabiatı
perde yaparak, oradan yola çıkıp Kur'an'ın ve İslam'ın hakikatlerini inkar ederek Allah'ı inkar etmelerine karşı bir öfke ister istemez diyor kalbe geldi, bir hiddet geldi. O yüzden bazı kaba, ağır tabirler onlara karşı kullanıldı. Yoksa Risale-i Nur'un mesleğinde hiçbir zaman kötü söz, ağır sözler, kaba sözler yoktur. Yani onların gittikleri yolun ne kadar batıl olduğunu vurgulamak için bazı kaba tabirler diyor kullanıldı. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği yumuşak sözdür, kavli lehindir diyor.